Bu faili meçhul bir olay değil, faili muğlak bir olay değil. Bizzat devletin güvenlik biriminde yer alan bir kişinin organizasyonunda, kontrolünde, talimatıyla gerçekleştirilen bir eylem olduğuna kanaat getirildi. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden kararı var. Bu sefer de şöyle bir durumla karşılaştık. Bu sefer bu sanığı bulunması, adalete teslim edilmesi ve bu verilen kararın icrası gündeme geldi. Biz ısrarla ve inatla bu adamı tutuklayın. Bu kadar ciddi bir suçlama söz konusuyken, ağır cezalar öngörülüyorken, dava zaman aşımı gibi bir problemimiz var iken bunu tutuklayın. Zaten tutuklama dediğimiz tedbir bu tür adli süreci kesintiye uğratacak imkanları önlemek içindir. Her seferinde matbu bir şekilde savcılığa sorulan bir husus. İşte savcılıkta bu şahıs yakalama hakkında var, aranıyor, bulamıyoruz. Ama biz şunu biliyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt dışından operasyon yapmak suretiyle de suçluları bulabiliyor, getirip adalete teslim edebiliyor. Peki başka dosyalar açısından bu mümkünken Bartiniz gibi acı bir katliamın faili olan şahıs açısından neden gerçekleşmedi? Neden gerçekleşemiyor ya da? Dolayısıyla bu çarpıcı sorular halen karşılık bulmadan, hiçbir cevabı olmadan havada asılı kalıyor. Biz bir kez daha burada cezasızlık kültürünün işletildiğini düşünüyoruz. Bu şahsı bulmak çok zor değildi. Ya da bu şahsı bulmaya yönelik hem hukuki hem siyasi ciddi bir irade ortaya konulabilirdi. Bu şahıs bulunacaktır. Çok ciddi bir insanlık suçu işlemiştir. Bunun failini bulup adalete teslim edeceğiz. Mağdur taraf açısından da ancak acısını bu şekilde affedeceğiz değil. Yani onarıcı adalet dediğimiz kavramı ancak bu şekliyle hayat verebilirsiniz, yaşam verebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Ama maalesef her defasında isteksizlik, ağırdan alma, etkin bir kovuşturma süreci yürütmeme gibi durumlarla sürekli karşı karşıya kaldık maalesef. Ve dolayısıyla 2 Ekim 2023'te bu dosya ulusal mevzuata göre dava zaman aşımına uğramak üzere. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Burada sizin aracılığınızla bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Toplumsal barışa katkı sunacak en önemli unsur şüphesiz ki onarıcı adalettir. Onarıcı adaletin devreye girmesi, bu mekanizmanın etkin bir şekilde kullanılması için bu tür davalarda adaletin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Mağdurun acısına karşı faillerin tespit edilip cezalandırılması ve gereğinin yapılması gerekiyor. Bu hem onarıcı adaletin yani yüzleşme dediğimiz hakikati ortaya çıkarma, faillerini bulma, adalet sistemini işletme. Bu aynı zamanda birey toplum, birey devlet ilişkisinde o aidiyet bağını güçlendiren en önemli bağlardandır. Biz bir kez daha yetkili makamlara buradan şunu seslenmek istiyoruz. Bartiniz katliamını zaman aşımı dehlizine bırakmayın. Etkin bir aramayla bu fail bulunabilir, bu fail adalete teslim edilebilir ve hepimiz açısından hepimizin arzuladığı bu adalet duygusuna kavuşabiliriz.